Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle tav limanlarını inceleyeceğiz. Tavda son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede? Uzun vadede? Ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakalım. 63 seviyesinden 138 seviyesine kadar çıktığını burada da yatırımcısına gayet güzel bir getiri sunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Devamında da zirvesinden de %20'nin üstünde bir düşüş kaydetmiş. Daha önce de gördüğünüz gibi bu seviyelerden yani 110 seviyesinden birçok kez tepki almış ancak bir trende oturamamış. Sonra da gördüğünüz gibi alçalan tepeler şeklinde devam eden net bir düşüş trendi gerçekleşmiş. Şurada aslında da bir kanal hareketi vardı. Bu kanal hareketi de öyle kırılmış. Kırılmasıyla birlikte zaten satış baskısı sürmüş. Şimdi tava devamlarına genel olarak bakıldığında temel tarafta veriler iyi gelmeye devam ediyor. Büyük ihtimal 4. çeyrek bilançosuna iyi gelecekler arkadaşlar havacılıkta bir sorun yok. Bir virüs gündemde vardı ancak şu anda gündemden düşmüş durumda. O yönde de bir gelişme olmamasıyla birlikte burada hava havalimanları yani havacılık sektöründe pozitif fiyatlamaları orta vadede görmemiz mümkün. Kısa da arkadaşlar şurada gösterdiğim gibi 110 desteği var. Fiyat buradan aslında birçok kez tepki almış, yönünü yukarı çevirmeye çalışmış ancak yeterli olmamış. En son fiyat hareketlerine bakın burada 3 tane mum var 118'e gidiyor buradaki trendi kıramaması ile birlikte fiyat tekrardan düşüşünü sürdürüyor. Şu anlık fiyatlaması 111. İsteyen arkadaşlar 170 devamında da 106 seviyesinden uzun vadeli iki kademe şeklinde alım gerçekleştirebilir. Çünkü 110 kırılırsa 106-105 seviyesine doğru düşüşler olması gayet doğal arkadaşlar. Çünkü trend kırılmadı. Trend kırılana kadar yani ters yönde fiyatlama kadar trend devam eder. O yüzden burada 110'da alan arkadaşlar risk alıp kısa da alan arkadaşlar 118'i takip etsin. 118'i kırabilirse düş direnli biteceğinden dolayı iki etapta 124 seviyeden 125 seviyelerine doğru bir tepki hareketi gelmesi mümkün ki bu da zaten arkadaşlar buradan bir geri dönüş olması durumunda %10'a yakın bir yükselişi gösteriyor bize. İsteyen arkadaşlar kısaca buradan satabilir. Çünkü 124-125 bölgesi geçirmediği sürece kalıcı yükselişler beklememek gerekiyor. Burası önemli bir direnç. Direnci aşabilirse 132-138 hedef fiyat olarak takip edilebilir. Yani tabi havalimanlarında genel olarak bir düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendi ilk etapta 118 seviyesinin üstünde kırılması beklenir. Geçmesiyle birlikte 114, 100, pardon 124, 125 bölgesinden satış yapabilirsiniz kısaca arkadaşlar. Uzun vadeci arkadaşlar bu seviyenin üstündeki fiyatlamaları takip etmeli üstünde kalması gerekiyor. Günlük kapanış yapıp burada yerini sağlamlaştırırsa 132 ve 138 seviyeleri orta vadede hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Uzun vade bakıldığında yine zirve bizim her zamanki kritik bir eşik. Zirvenin geçilmesiyle birlikte buradaki trend kuvvetli hareketine devam edebilirse uzun vadede 155-160 bandı havalimanlarının hedef fiyatı olarak takip edilebilir arkadaşlar. Ta bu şekilde arkadaşlar cümleten bol kazançlar hoşçakalın.